Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye? Katı cisimler serisine başlıyoruz. Bu videoda neler olacak? Bu videoda son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş katı cisim konusuyla alakalı e, soruları inceleyeceğiz. Soruları daha doğrusu analiz edeceğiz. Pasta ile ne yapacağız? Soruların yüzdeliğinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu konuları yüzdeliğinden bahsedeceğiz. Sütun grafiğiyle soru sayılarından bahsedeceğiz. Hangi konudan kaçarıda arada soru çıkmış? E, bir de bir tabloyla da arkadaşlar ne yapacağız? Hangi yıl Hangi konudan kaç arada soru çıkmış ve toplamda ne kadar soru çıkmış bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. O tablo bize zaten çoğu şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu söylediğim şeyi ne yapıyoruz? Hem TYT hem de AYT yani hem birinci bölüm hem de ikinci bölüm için inceleyeceğiz. Ve sonrasında ne olacak arkadaşlar? Sonrasında da çıkmış soruların benzerlerini buradaki indireceğiniz PDF yani videonun açıklama kısmındaki PDF'e PDF'in içerisine koydum. Burada sıralı bir şekilde 2012'den 2021'e kadar olan soruları sıralı bir şekilde koydum. İndirip çözebilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek ben zaten bu video bu videodan sonra ne yapacağım? Bu bir analiz videosu. Bu analiz videosundan sonra da konu konu size onların çözümleriyle karşınıza çıkacağım mı arkadaşlar? Çıkacağım. İsterseniz konu konu olan kısım olan PDF'leri de indirebilirsiniz. Oradan da e, konu konu çalışmış olursunuz arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki serilerde ayrı ayrı prizmalar için bir video, silindir için bir video, koni için bir video, küre için bir video ya da birkaçını birleştirebilirim. Çünkü bazılarından az sorular var. O yüzden birleşik konularda olabilir. Seçenek sizin. İster bu videodaki PDF'i indirin. Bu PDF'in içerisinde gerçi bu analizler şeyler de var arkadaşlar. E bu da işinize yarar. Sonraki şeyi de indirebilirsiniz. PDF'i de indirebilirsiniz. Size kalmış. Evet, videonun sonuna doğru da ne yapacağım? Çıkmış soruların benzerlerini size göstereceğim. 10 yıl önce sorular böyleymiş. 10 yıl sonra da şimdi sorular bu hale gelmiş diye göstereceğim. Soru çözümleri bu videoda olmayacak. Bundan sonraki video serisinde olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. İsterseniz lafı çok fazla uzatmayalım. Ve bu analizlere başlayalım. İlk analizimiz şu. ÖSYM'nin 10 yıl içerisinde 1. bölüm. Eski adıyla YGS yeni adıyla TYT. Kadın cisimler konusunda sorduğu soruların e, konuların yüzlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Konular olarak şunu görüyoruz. Prizmalar, silindir, koni ve küreyi görüyoruz. Baktığımız zaman burada piramit yok. Arkadaşlar birinci bölümde hiç piramit sormamışlar son 10 yıl içerisinde. Evet prizmalara baktığımız zaman %77.8'lik yere sahip. Aslında silindiri de prizmaların içerisinde alabiliriz ama silindiri ayrı bir şekilde bir konu olarak aldım. Bunu da koyarsak %80'lik yere sahip arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sonra e, normalde prizmalar %77.8'lik yere sahip, silindir %5.6'lık yere sahip, koninin yüzdeliği %11.1, küre de %5.6'lık yere sahip birinci bölümde. Amma velakin 2018'den sonra işler değişti arkadaşlar. 2018'den sonra birinci bölümde biz sadece ve sadece neyi görebiliriz arkadaşlar? Sadece ve sadece prizmaları ve piramit konusunu görebiliriz. Haberiniz olsun. E, son 10 yıl incelediğimiz için grafik bu şekilde çıktı. Evet şu pasta e, sütun grafiği ile de prizmalardan ne kadar soru geldiğini görüyoruz. Prizmalardan kaç tane soru gelmiş arkadaşlar? 14 tane soru gelmiş. Silindirden kaç tane gelmiş? Bir tane gelmiş. Buradan kaç tane gelmiş? İki tane gelmiş. E, koniden iki tane. Küreden de kaç tane gelmiş? Bir tane soru gelmiş arkadaşlar. E, bu piramitten de gördüğünüz üzere hiç soru gelmemiş. Ama bundan sonraki kısımlarda 2018'den sonraki sınavlardan bahsediyorum arkadaşlar. Şu anda 2000 bu video çekerken 2022 sınavı olmamış durumda. Belki 2022'de piramit karşımıza çıkabilir. Çünkü müfredatta var. Evet şimdi konunun yüzdeliğinden bahsettik. Soru sayısından bahsettik. Bir de şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Yalnız buraya bakarken öncelikle 2018'e kadar olan kısım ne kısmıydı arkadaşlar? Eski adıyla YGS'ydi. 2018'den sonraki yeni adın oldu. TYT oldu. TYT'de işler değişti mi? Değişti. TYT'de bizi ilgilendiren konular sadece ve sadece prizmalar oldu. Silindir yok. Dikkat edin. Artı piramit oldu arkadaşlar. Piramit oldu. Prizmalar ve piramit beni ilgilendiren konular. Ve ki görecek bakacak olursanız da 2018'den sonra hep soru sayısı ikişer tane gelmiş. Ve bundan sonra da hep soru sayısı 2 gelecek. 2018'den sonra. Niye? Hocam toplam 8 tane üçgen ve dörtgenden soruluyor. 2 tane de katı cisimden soruluyor. Bu iki katı cismin ikisi de prizma olmak zorunda mı? Değil. 9 ve 10. sınıf müfredatının içerisinde piramit var arkadaşlar. Piramit olduğu için ne diyeceğiz? Piramit olduğu için YGS'de karşımıza ya da TYT'de karşımıza piramit çıkabilir. Yani sadece TYT çalışan arkadaşlar sadece prizmalara yoğunlaşmayın. Piramite de bakın. Ha %90 ihtimaliyle 2 soru tamam. %90 ihtimaliyle iki sorumuz prizma çıkacak. Eyvallah ama piramit çıkma ihtimalinde %10 olduğunu unutmayın arkadaşlar. Piramit de çok kolay bir konu. Dik çiz dik çiz dik çiz yapıyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz? Çizilen yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine geliyor diye zaten anlattık ve çok da kolay bir konu arkadaşlar rahat bir şekilde yaparsınız. Yalnız şu iki soru 2018'den sonrasına bakacak olursak İki tane katı cisim sorusu mutlaka geliyor. Bu iki katı cisimden birisi şekilsiz oluyor. Sırf sözel oluyor. O yüzden buna da dikkat edin. Siz her prizmayı çizmeye özen gösterin. Üçgen prizmayı, dikdörtgenler prizmayı, küpü, ondan sonra altıgen prizma çizimini mutlaka mutlaka bilin arkadaşlar. Sözel bir soru TYT'de karşımıza gelecek olan bir soru tiplemesidir. Ve bu sorular baktığımız zaman... Genelde şekilsel sorular kolay oluyor. Sözel sorular bir tık daha üstü oluyor arkadaşlar. Ee, ne kadar iyi çizebilirsiniz sizin açınızdan o kadar iyi olur. Soruyu anlamayla alakalı. Bazen de e, şeyi, matematiği de çok güzel bir şekilde işin içine katıyor. Hatta bir seneki soruda hani katı cisimle alakası yoktu. Yani neredeyse sırf matematik bilgisiyle de yapılabiliyordu arkadaşlar soru. Düzgün bir şekilde anladığınız zaman rahat bir şekilde burayı yaparsınız. Tamam 2018'den sonraki kısmı incelediğimizde bu sonuca çıkıyoruz piramit de karşımıza çıkabilir. Dikkat edin. 2018'den önceki YGS'ye bakacak olursak piramitten hiç gelmemiş şeyden de gelmemiş zaten. E, genelde yine prizmalar her sene gelmiş. Sadece bir sene silindir sonuçlar prizmalar yerine. Ve e, 2015'te 2015'te ve 2017'de koniyi sormuşlar. Küreden de arkadaşlar 2016 yılında bir tane soru çıkmış. Ortalamaya bakacak olursak soru sayısında 2 ve bundan sonra da 2 olacağının garantisini verebiliriz arkadaşlar. Yalnız şurada şunu söyleyeyim. AYT'de de bahsedebiliriz gerçi bunlar ama hocam koni sormuşlar ama koniyi tek başına sormuyorlar. Bu silindir, koni ve küre dairesel bir cisim olduğu için bunları ikili ikili birbiriyle karıştırıp öyle soruyorlar. Ki gerçekten sorulara çok yakışıyor. ÖSYM benzeri sorulara baktığınız zaman da göreceksiniz. Bir en fazla sorduğu mesela ÖSYM'nin. Silindirle koniyi iç içe çok sever. Ondan sonra e, silindirle küreyi mesela sorabilir. Hatta bir senekisinde, bir senekindeki, bir senesindeki soruda hem silindiri, hem koniyi, hem de küreyi aynı anda bir sorunun içerisinde sözel olarak sormuş. Yani siz bu konulardan tek bir soru çıkacak diye beklemeyin. Tek bir soru olan yıl da var. O ayrı bir konu. Sadece koniden sormuş. O ayrı. Ama orada açılımı kullandığı için, açılımı kullandığı için tek bir konudan sormuş. Genelde... Bu üç konu iç içe gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi şurayı bitirdik. Evet TYT kısmında birinci bölümde böyle. TYT'de de iki soru garantisi var. de çıkabilir diyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci kısma. ikinci bölümde nelerle uğraşacağız? ÖSYM'nin ikinci bölümde sorduğu konularının analizi. Prizmalar bu sefer %39.1 olmuş. Düşmesinin sebebi ikinci bölümde bir tane katı cisim soruyorlar arkadaşlar. O katı cisim artık prizmalardan olmayacak. Ee, silindir, koni ve küreden herhangi biri ya da herhangi ikisi ya da herhangi üçü. Üç konu birden bir soru içerisinde de olabilir arkadaşlar. Bu önceki 10 yıllık önceki şeyleri incelediğimiz için bu şekilde bir grafik çıktı. Silindirden %13'lük. Piramitten %13'lük. Koniden %17'lik. Küreden de %17'lik. Yalnız bir küre sorusu dediğim, dediğim gibi arkadaşlar yalnız basına tek bir küre sorusu değil. Şimdi aşağıda tabloda da bunu da göreceğiz. Soru sayılarına bakacak olursak prizmalardan kaç tane arkadaşlar? 8, 7, 5, 8, 9. Prizmalardan 9 tane diyelim. E ee, ondan sonra şurası kaç yapıyor arkadaşlar? Şuraya baktığımız zaman 3 silindirden 3 tane, piramitten 3 tane, koniden 4 tane gelmiş. Küreden de yine kaç tane gelmiş arkadaşlar? 4 tane gelmiş. Şimdi şuraya bakalım. Ben bunların hepsini tek tek incelemeyeceğim. Siz videoyu durdurup şuradaki sayılara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da PDF'e indirdiğiniz zaman bunu inceleyebilirsiniz. Ben 2018'den sonrasını düşüneceğim yine. İlk önce burayı yorumlayalım. Ondan sonra şurayı, şurayı yorumlayabiliriz arkadaşlar. 2018'den sonra artık şu kısımdan soru gelmeyecek arkadaşlar. Yani gelmeyecek derken yani %90 ihtimaliyle gelmeyecek. %90 ihtimaliyle Sira, e, silindir, koni ve küreden herhangi biri gelecek arkadaşlar. %90 ihtimaliyle. Evet. 2000, e, ve 2018'den sonraki soru sayılarına bakacak olursak da ne gelmiş arkadaşlar? Bir tane soru. Çünkü analitik ve işte analitik ve çember ağırlıklı soruyorlar artık a, TYT'de arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Dönüşümler falan filan da var. Tabi üçgenler yok mu hocam? Var ama analitik içinde üçgen var. Diye daha öncesinde de zaten biz bunu söyledik ya da çemberin içerisinde üçgen bilgisini kullandıkları sorular var arkadaşlar. AYT'deki soruyu yapabilmek istiyorsanız tekrar söylüyorum. Silindir, koni ve küreye dikkat edin. Tek başına ben silindir çalışayım yetmez. Koni çalışayım yetmez. Küre çalışayım yetmez. Genelde son konular olduğu için bunun handikapını yaşıyoruz arkadaşlar. Son konular böyle e aman boşver falan filan diyoruz. Ama arkadaşlar o kadar kolay konular ki özellikle koni ve küre o kadar kolay konu ki. Yani konu de e, konuyu derken konu diyorum hep. <laughs> Çünkü şu bayat espriyi yapıyorum. Bu konuyu kolay konu. Ha ha ha. Neyse. E, bütün sınıflarda yapayım. Burada da yapayım bari. İğrençliğimi görün. Evet. Küre. Küre aşırı derecede kolay. Niye biliyor musunuz? Çember muamelesi yapacaksın ya küreye. Başka bir şey yapmayacaksın. Çemberde merkez giriş çektik. Merkez teğe çektik. Nasıl yapıyorsak. Kürede de aynısını yapacaksın. Çemberler birbirine değiyor. A. Ah, Küreler birbirine değiyor. Merkezleri birleştireceksin kardeşim. Tek yapman gereken şey bu. Çok kolay, en kolay konulardan biridir arkadaşlar. Bence inşallah küreden çıkar. Ve küreden çıkarsa da en rahat yapabileceğiniz soru tipi diyebilirim arkadaşlar. E, silindirle küre iç içe gelirse çok kolay bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bir şeyde zorlanabilirsiniz belki. Koni ve küre iç içe geldiği zaman orada zorlanabilirsiniz ama o da bir tık. Orada da ne çıkacak karşınıza? Üçgende benzerlik çıkacak. Merkez teğet çektik falan yaptığınız zaman. Niye? Bak şimdi koninin içerisine aha bir körek koyduğun zaman. Ya aslında bu soru şuna dönüştü arkadaşlar. Bir üçgen var. İçeride teğet ne var burada? Bir çember var. E ne yaparsınız burada? Hocam şuradan bir dik çizdiğinizde alttaki şeklinde ağırlık merkezine gelecek. Koninin yüksekliğine gelecek. Burası merkez teğet çektik. 90'lar da uçuşuyor. E alfa beta'ya da alacaksınız. Alfa 90'sa burası da beta. İşte şu üçgenle büyük üçgen benzer diyeceksiniz. Ekstra bir üçgen bilgisi işin içine girince sıkıntılar yaşanılıyor ama rahat bir şekilde yaparsınız. Hiç korkmayın arkadaşlar. Şu an itibariyle çalışmayanlarınız varsa mutlaka mutlaka çalışsın. Ve arkadaşlar ÖSYM sorularını çözerken sadece 2017'deki Koni sorusu zor bir soruydu. O da ha, bak şimdi hatırladım. Koni ile küreyi iç içe sordular. Mesela çok zor bir soru. Gibi gözüküyor. Merkez ve TRT'den yine rahat bir şekilde çıkıyor aslında. Öğrencilerin zorlandığı diyelim ama aslında çok da kolay bir soru tipi diyebiliriz arkadaşlar. Öncesinde nasıl sorular gelmiş? Öncesinde prizmalardan da mutlaka mutlaka sormuşlar arkadaşlar. Öncesinde şöyle bir inceleyecek olursak. Hocam prizmalar öncesinde sorulmuş. Öncesinde de toplamda böyle soru sayısı çok fazlaydı ya AYT'de arkadaşlar. AYT'de eminim de. LYS'de soru sayısı çok fazlaydı. Toplam kaç soru vardı? 30 soru vardı. Ama bu 30 sorunun 6 tanesi müfredat dışı diyecek olursak 24 tanesi. 24 tanenin genelde ortalama 3'ü. 8'de 1'i. 8'de 1'i. Şuraya baktığımız zaman da 10'da 1'ine düşmüş arkadaşlar. Ha 2 soru da sorulabilir mi? Sorulabilir. O da ayrı bir konu ama bakalım göreceğiz. Belki de e, analitik sorusunu azaltıp kat içimden sorusunu bir fazla da arttırabilirler. Oradaki denge değişebilir arkadaşlar. Evet 8'de 1'lik bir yere sahip yani on ikilik %13'lük bir yere sahip arkadaşlar katı cisimlerin yeri %13'lük yerde burada gördüğünüz üzere şimdi ne oldu %10 oldu arkadaşlar. Evet daha öncesinde soru sorduklarında evet AYT'de piramidi sormuşlar daha öncesinde. Yani LYS'de piramidi sormuşlar daha öncesinde toplam 3 tane soru. E, Koniden ve silindirden soru sorduklarında dikkat eder misiniz arkadaşlar bakın. Silindir ayrı bir şekilde sormuşlar eyvallah ayrı bir şekilde sorduğu sorular var ama Koniyi sorduklarında bak silindirle iç içe. Görüyor musunuz? Silindirle iç içe. Ondan sonra küreyi sorduklarında hem silindir hem de koni aynı anda. Küre, silindir, koniyi sormuş. Bak, küreyi sorduklarında silindirle. Bak, küreyi sorduklarında koni ile birlikte. İşte buradaki soru çok zor bir soruydu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Aslında kolay da, zor diyelim daha doğrusu. Yani bu üçlü konuyu dairesel bir şey olduğu için silindir, koni ve küre hep içine gelebilecek soru tiplemeleri arkadaşlar. Ve bu üçü de mantığını anladığınız zaman çok kolay AYT'de bir soru cepte diyebiliriz arkadaşlar. Evet sizler şu pdf'i indirip buradaki sayılara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama 2018'den sonra ve biz şu an 2022 sınavını görmedik. E, 2021, 2022'den sonra silindir, koni ve küreden birer bir soru çıkacak arkadaşlar. Bunların herhangi ikisinin karışımı ya da herhangi üçünün karışımı olacak şekilde bir soruyla karşılaşacaksınız haberiniz olsun. Evet ÖSYM daha önceleri nasıl soru soruyormuş şimdi nasıl soru soruyor hızlı bir şekilde şöyle bir görelim. Ben buraya yine notlarımı aldım 2012 YGS benzer sorusu LYS benzer sorusu diye şöyle yazdım arkadaşlar. Görüyorsunuz tabi ben e, biraz daha şekillendirdim yani eski nesil sorular görüyorsunuz. Ama eski nesil ama eski önceden de bak önceden de şunu yapıyormuş adam. Ee, soru sorduğunda bir tane sözel soru mutlaka soruyormuş. O yüzden sözel sorulara alışın. Özellikle denemelerdeki sözel sorulara kendinizi vererek çözmeye çalışın arkadaşlar. Çok önemli sorulardır. Dikkat dikkat. Tamam. Genelde de prizmalardan çıkıyor bu sözel sorular. Ama diğer sorulardan e, küreden de sorulmuştu mesela. Küre, silindir ve koninin birleşimi olan soru da mesela sözel bir soruydu. Evet sorular böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz Öyle e, burada yeni nesil, eski nesil kavramı yapamayız. Son 10 yıldır da aslında hep yeni nesil soru. Çünkü 3 boyutlu olduğu için yeni nesil sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Hatta ben e, 2000 yılında, 99-2000 yılında, 2000 yılında diyeyim daha doğrusu. 2000 yılında sınava girdim. Bir dağdı, bir dağcı, koni şeklindeki bir dağ etrafında dolaşacak sorusu vardı mesela. Yani biz o sınava girdik. Yani orada bile yeni nesil soru var arkadaşlar. Koni şeklinde bir dağ yapmışlar mesela. İlginç. O yüzden böyle yüzey soruları da e, uzun zamandır çıkmıyor. Bir de yüzey sorularına da dikkat edin arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, şöyle bakacak olursak görüyorsunuz sözel ağırlıklı. Soruların yarısı sözel diyebiliriz. yani Yarısı demeyelim de kaçta kaçlık 5'te 3'lük 5'te 2'lik kısmı sözel diyebiliriz. Sözel kısımlara dikkat edin arkadaşlar. Şöyle çok güzel çok orijinal sorular var ve gerçekten baktığımız zaman e, ÖSYM e çok kaliteli sorular hazırlamış. Ben de benzerlerini hazırladım. Burada da güzel kaliteli sorular var arkadaşlar. Evet sorular bu şekilde. İşte küreyi ne yaparız? Karpuz yaparız ya da top yaparız. Bir şeyler yaparız arkadaşlar görüyorsunuz. Sorular bu şekilde. Yani yeni nesil eski nesil kavramı yapmıyoruz burada. Bakın silindirle küre iç içe konmuş görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel soru. Bak silindirle küre görüyorsunuz. İç içe. Nereden başladık bakın burada? 2016. Bak 2016'daki soru da böyle bir de. Devam edelim. İşte bu şekilde. Ee, bu 2017 benzer sorusu ama bu silindirdi. Bu da koniydi arkadaşlar. Ben bunu prizmaya ve piramide çevirdim. Böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz diye. Sonra şöyle bakacak olursak evet şu soru tipi çok zordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben de bunu şu şekilde kum kazarak yaptım. OSM'nin tarzı daha güzeldi. Buradaki kum kazma olayı da güzel. Birlikte bakacağız inşallah bundan sonraki videolarda. Evet 2018'den sonra da öyle çok böyle hocam yeni nesil o falan diyeceğim şey yok. 10 yıldır yeni nesil soruları görüyoruz gördüğünüz üzere. Şu soru da prizma sorusuydu. Ben bunu silindire çevirdim arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle bakacak olursak bu da mesela şey sorusuydu silindir sorusuydu. Ben bunu prizmaya çevirdim ama aynı mantıkta çözülüyor arkadaşlar. Evet bakın burada da e, hem silindiri var hem de koni aynı anda sorulan bir soru aslında. Sorular böyle. Bakacak olursak dediğimiz gibi arkadaşlar e, yeni nesil eski nesil kavramı yapamayız. Bu pdf'i videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. E, ve bu bütün sorulara ulaşmış olursunuz. 41 tane soruya. Ama bundan sonraki videolarda da ne yapacağız? Ayrı ayrı konu konu işleyip onların pdf'lerini de size ulaştıracağım gençler. Tamam. Evet. Böylelikle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.